Merhabalar çocuklar, bugün sizlerle birlikte simetri konusuna geçiyoruz. Çocuklar, bir tane A4 kağıdını tam ortasından ikiye katladım ve yarım bir ev çizdim buraya. Öncelikle bu evi kesmekten başlayalım konumuz. Evimi kestim. Şimdi ise katladığım yerden tekrardan açtığımda ne görüyorsunuz? Evimin diğer yarısı sağ tarafta da çıktı. Öyle değil mi? Hatta bakın, pencerelerini de tamamlayalım. Penceresini çizerken şuraya çizmeyeceğim. Nereye çizeceğim? Birazcık daha ileriye çizeceğim. Ya da kapıyı tamamlarken tam şu katladığım yerden kapımı tamamlayacağım. Çocuklar, şimdi evimi kestim. Sonrasında ikiye açtım. Evimin sol tarafındaki şeklin aynısı sağ tarafında da çıktı. Öyle değil mi? Evet. Çocuklar, ben kağıdımın şu kat izinden geçen doğruya bir isim vereceğim. Hatta şöyle gösterelim. Şu benim birazdan ismini verecek olduğum doğru mu olsun? Kağıdın tam kat izinden geçen doğruya ben simetri doğrusu adını vereceğim. Çocuklar, o halde simetri doğrusunun sağ tarafındaki yeni oluşan şekil sol tarafındaki şeklinde simetridir diyeceğim. O halde simetrik şekilleri tam ortadan iki eş parçaya ayıran çizgiye simetri doğrusu diyoruz. Bu iki şekle de sağ tarafındaki şekilde sol tarafındaki şekle de birbirinin simetridir diyoruz. Bir tane simetri doğrusu çizelim buraya. Çocuklar, eğer yatay şekilde ise simetri doğrusuna yatay simetri doğrusu adını vereceğiz. Eğer dikey ise dikey simetri doğrusu adını vereceğiz. Şimdi birkaç tane şekil inceleyelim sizlerle beraber. Bu şekiller acaba simetrik mi yoksa simetrik değil mi? Nasıl anlayacağız? İlk şeklim bu olsun. Şekle bak bakalım. Tam şuradan ikiye katladığımda katladığım kısımlar birbirinin üstüne oturuyor mu? Hayır, oturmuyor. Peki bir de bu taraftan deneyelim. Tam ortasından katladığımda evet, şeklim birbirinin üstüne oturdu. O halde bu şekil simetrik bir şekildir diyeceğim. Simetri doğrum şu olsun. Simetri doğrumu tam ortasına koyduğumda bakın, sağ ve sol taraftaki şekiller birbirinin aynısı, yani katlandığında tam birbirinin üstüne denk geliyorsa ne diyorum? Simetriktir diyorum. Başka bir şekil inceleyelim. Bu şekil sizce simetrik mi, değil mi? Kağıdımı tam şuradan katladığımda birbirinin üstüne denk geldi mi? Hayır, bakın. Fazlalık kısımlar var. Bir de bu taraftan katlayalım. Fazlalık kısımlar var. O halde bu şekil simetrik mi? Hayır, değil. Peki bizler geometrik şekillerimizden dikdörtgen, kare ve çemberi öğrenmiştik. Şimdi bunların kaç tane simetri doğrusu var? Onları bulalım sizlerle. Dikdörtgenden başlayalım. Dikdörtgeni tam ortasından ikiye ayırdığımda, yani ben bunu şöyle katlarsam birbirinin üstüne denk geldi mi parçalarım? Evet, denk geldi. Ya da dikey olarak koyarsam simetri doğru mu? Böyle katlarsam birbirinin üstüne denk gelecek mi? Evet, bu da birbirinin üstüne denk geldi. O halde dikdörtgenin kaç tane simetri doğrusu varmış? Tam ortasından yatay ve tam ortasından dikey olmak üzere dikdörtgenin
iki tane simetri doğrusu vardır diyeceğim. Geçelim kareye. Karenin kaç tane simetri doğrusu varmış bakalım. Şuradan bölersem eğer simetrik olur mu? Simetri doğrusunun üstündeki ve altındaki kısım simetrik mi? Birbirinin aynısı mı? Katladığımda üst üste denk gelir mi? Hayır. Buradan böldüğümde hayır. Ne yapacağım? Tam ortasından ikiye böldüğümde evet. Üstteki ve alttaki kısımlar tam birbirinin üstüne katlanacak. Ya da dikey olarak tam olarak ortadan böldüğümde katladığımda birbirinin üstüne denk gelecekse eğer simetriktir diyeceğim. Bir de köşelerinden koyalım simetri doğrumuzu. Bakalım şimdi köşelerinden koyarsak eğer bunu da elimizle katlayalım. Köşelerinden katladım ben karemi. Tam birbirinin üstüne denk geldi gördünüz mü? Ya da diğer köşesinden katlayalım. Evet. Diğer köşesinden katladığımda da kenarlar tam olarak birbirinin üstüne denk geldi. O halde kaç tane simetri doğrusu koyduk kareye? 1, 2, 3, 4. O halde karenin 4 tane simetri doğrusu vardır diyeceğiz. Burada şöyle diyebilirsiniz öğretmenim. Kareye 4 tane simetri doğrusu var dediniz. Dikdörtgenin 2 tane. Peki dikdörtgenin de köşelerinden katlarsak eğer simetrik diyebilir miyiz? Bak bakalım diyebilir misiniz? Hayır. Dikdörtgenin köşelerinden katlarsak eğer parçalar birbirinin üstüne tam oturmuyor. Fazlalık kısımlar var. O yüzden dikdörtgenin sadece 2 tane simetri doğrusu vardır diyeceğiz. Geçelim şimdi çember. Çemberin simetri doğrusunu tam ortadan buradan koydum. Buradan da koyabilirim. Buradan da, buradan da, buradan da, buradan da, buradan da. Peki çemberimin sonsuz büyüklükte olduğunu hayal edin. Kaç tane simetri doğrusu koyacağım o halde? Her yerden, istediğim yerden sonsuz tane simetri doğrusunu koyabilirim. O halde çemberin sonsuz tane simetri doğrusu vardır diyorum. Şimdi sizlerle birlikte birkaç alıştırma yapacağız. Evet. Bak bakalım. Benim şu kağıdımın tam ortası şurası simetri doğrum olsun. Neydi bunun ismi? Simetri doğrusu. Simetri doğrumun bu tarafına ben bir şekil çizeyim. Size bazen sorularda gelecek karşınıza. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizin diyecek. Nasıl çizeceksiniz? Simetri doğrumu görüyorsunuz. Simetri doğrumun sol tarafı ve sağ tarafı aynı olacak. Yani katladığımda birbirinin üstüne denk gelmesi lazım. Ne yapacaksın? Şeklim simetri doğrusundan başlamış öyle değil mi? Evet. Ben sizin yerinizde olsam şeklim eğer köşeliyse köşelerine birer nokta koyarım. Şuraya da koyalım hatta. Evet. Sonra neden koydum bu noktayı? Daha kolay çizebilmek için. Simetri doğrusundan dışarıya doğru bir birim gitmiş. O halde sen de bu taraftan bir birim git. Bu noktadan bu noktaya geçeceğiz şimdi. Ne yapmış? Bir birim aşağıya inmiş. Sen de bir birim aşağıya in. Şimdi bu noktadan bu noktaya bir birim dışarı gitmiş. Yani simetri doğrusundan uzaklaşmış bir birim. Sen de bu taraftan uzaklaş. Bir birim yukarıya gittim. Peki geçtik bu noktadan bu noktaya. Bir birim aşağıya ineceksin. Bir birim aşağıya indik. Sonra buradayız artık. Bu noktadan bu noktaya gideceğiz. Ne yapıyoruz? Simetri doğrusuna yaklaşıyoruz.
Kaç birim? Bir birim. Bir birim simetri doğrusuna yaklaştık. Buradayız. Ne yapmış? Bir birim aşağıya inmiş. Bir birim aşağıya iniyorsun ve artık simetri doğrusuna yaklaşıyorsun. Katladığımda birbirinin tam üstüne gelecek olan şu şeklin simetriğini bu tarafta oluşturdum. Başka bir örnek yapabiliriz. Bunu silmek biraz zahmetli. Bu kadar yeter. Simetri doğrumuz yine aynı yerden geçsin. Şuradan tamamlayalım simetri doğrumuzu. Evet, simetri doğrumuz bu olsun. Şimdi ben farklı bir şekil çizeceğim. Sizlere onun simetriğini birlikte oluşturalım. Nasıl yapacağız? Şeklim şu olsun. Hatta bunu mavi renkli kalemle çizeyim. Şeklim bu olsun. Evet. Bak bakalım şimdi. Şeklin simetriğini bu tarafta da çizeceğiz. Nasıl çizeceğiz? Şekli bir incele önce. Ne yapın dedim sizlere? Köşelerini dedim. Önce işaretleyin dedim. Şeklin köşeleri nereler? İşaretledim. Evet. Şeklin köşelerini işaretledikten sonra bak bakalım simetri doğrusundan çapraz aşağıya inmiş. O halde sen de simetri doğrusundan dışarıya doğru uzaklaş. Bir birim çapraz git. Sonra buradan bir birim dışarı gitmiş. Bir birim dışarı git. Bir birim aşağıya gelmiş. Sen de bir birim aşağıya gel. Bir birim yaklaşmış doğru mu? Bir birim yaklaştım. Sonra ne yapmış? Bak buradaydık. Çapraz içe doğru gelmiş. Simetri doğrusuyla birleşmiş. Çapraz içe doğru simetri doğrusuyla birleştim. O halde benim şeklimin simetriği çıktı. Başka bir örnek yapalım şimdi. Bunu tekrar temizleyelim. Örneğin şu olsun. Az önceki örneklerde simetri doğrum dikeydi. Öyle değil mi? Şimdi simetri doğrumu yatay yapmak istiyorum. Şuradan simetri doğrumu oluşturdum. Evet. Şimdi senden istediğim bu şekillerin simetriğini karşılarına çizeceğiz. Ne yapıyorduk önce? Şu köşeleri bir işaretliyorduk sivri yerlerini. İşaretledim. Şimdi çizebilirim. Bak ne yapmış? Simetri doğrusundan 1, 2, 3. Simetri doğrusundan 3 kare uzaklaşmış. 1, 2, 3. 3 kare uzaklaştım. Buradaki karşısındaki de 3 birim uzaklaşmış. Ben de uzaklaştım 3 birim. Sonra ne yapmış? Çapraz olarak bir tane simetri doğrusuna yaklaşmış. Çapraz olarak bir tane simetri doğrusuna yaklaştım, içeri gittim. Sonra ne yapmış? Uzaklaşmış bir birim. Sen de uzaklaş. Diğer tarafa geçelim. Ne yapmış? Çapraz olarak bir tane yaklaşmış simetri doğrusuna. Ben de çapraz bir tane yaklaştım. Sonra ne yapmış? Bir birim uzaklaşmış. Bir birim uzaklaştım. Sonra ne yapmış? Şuralardayız. Buraya kadar tamamladık.
bir birim gitmiş, bir de yarısı kadar gitmiş çapraz. Bir birim çapraz gitmiş, bir de yarısı kadar gitmiş çapraz. Bu taraf da aynı şekilde. Bir birim çapraz ilerlemiş, bir de yarım ilerlemiş. Birbirinin üstüne katladığımda, birbirinin üstüne denk gelecek şekilde, boşluk kalmayacak şekilde şeklimin simetriğini oluşturdum. Burada şeklim tam simetri doğrusundan başlamıştı. Fakat burada simetri doğrusundan bir birim ileride başlamış. O halde önce köşelerine birer nokta atalım. Ne yapacağız öncelikle? Bak, şu noktaların olduğu yere dikkat et. Kaç birim uzaklıkta simetri doğrusuna? Bir birim uzaklıkta, bir kare uzaklıkta. Bir kare uzaklıkta başladıysa şekli çizmeye, sen de buradan bir kare uzaklıkta başlayacaksın. Bu nokta da bir kare uzaklıkta. Sen de bir kare uzağa koyacaksın noktanı. Şimdi bu iki noktayı birleştir. Birleştirdin. Şimdi bir birim uzaklaşmış simetri doğrumdan. Sen de buradaki doğrudan uzaklaş bir birim. Bu tarafa geçelim. 1, 2, 3 birim uzaklaşmış. 1, 2, 3 birim uzaklaştım. Şimdi sıra gelsin buraya. 1, 2 birim. 2 birim içeriye gitmiş. Sen de burada 2 birim. 1, 2 içeriye git. 1, 2. 2 birim simetri doğrusunun ilerisine gidiyor. 1, 2. Ben de gittim. Şimdi ne yapmış son olarak? Tam ortada çapraz birleştirmiş. Buradaki şeklimin simetriği burada da karşınıza çıktı. Başka bir örnek yapalım şimdi. Son örneğimiz de boyama örneği olsun. Fakat bu birazcık zor olacak çıkartmak. Şöyle yapalım, daha kolay olur. Simetri doğrumu alıyorum. Simetri doğrum buydu. Evet. Şu simetri doğrusu diyelim. Ne yapacağız? Buradaki şeklin aynısını burada da oluşturacağız. Burada sadece boyama yapmışlar. Bakalım 1, 2, 3, 4 birim bu taraf. 1, 2, 3, 4 birim bu taraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. Şimdi bunun aynısını nasıl oluşturacağız? Çocuklar, bak bakalım önce siyah kareye. Siyah kare tam olarak nereden başlamış? Simetri doğrusunun dibinden başlamış, öyle değil mi? O halde sen de bununla katladığında birbirinin üstüne gelecek olan dibinden başlayacaksın boyamaya. Evet. Demek ki şeklimin simetriğini burada çizdim. Gözünle katlayabilirsin. Üst üste getirdiğinde tam olarak birbirinin üstüne denk gelecek. Şimdi kırmızılara geçelim. Çocuklar, şu kırmızım simetri doğrusunun kaç birim ötesinde? 1, 2, 3, 4. kareye çizilmiş. O halde sen de bu tarafta kaçıncı kareye çizeceksin? 4. 1, 2, 3, 4. 4. kareyi ne yapacağız? Kırmızıya boyayacağız. Hızlı hızlı boyuyorum şöyle. Evet, diğer kırmızıya geçelim. Simetri doğrusuna bak bakalım. 1, 2, 3. kareyi boyamış. Bu tarafta da simetri doğrusunun kaçıncı karesini boyayacağız? 3. 1, 2, 3. 3. kareyi boyadık. Diğer kırmızıya geçtik. 1, 2, 3, 4. kare. Bu taraftan da kaçıncı kare boyanacak? 4. 1, 2, 3, 4. O halde burayı da boyuyoruz.
Şimdi mavilere geçebiliriz. Simetri doğrusunun sol tarafında kaçıncı kare boyanmış? 1, 2. O halde sen de sağ tarafında, karşı tarafında aynı hizada ikinci kareyi boyayacaksın demek bu. 1, 2, 3. kare boyanmış. Sen de simetri doğrusunun bu tarafında, sağ tarafında 1, 2, 3. kareyi boyayacaksın. Evet. Son şeklimizin de simetriğini oluşturduk. Katladığımda kağıdımı tam birbirinin üstüne denk gelecek. Maviler birbiriyle üst üste denk gelecek. Kırmızılar birbiriyle ve siyahlar birbiriyle üst üste denk gelecek.